Evet, bir ilki var, bir de sonu var. Fotoğraf hikayeleri son bölüm. Bugün size bu kanaldaki son fotoğraf hikayesini anlatacağım. İyi bir İyi bir fotoğrafın fotoğrafın iyi de iyi bir de bir hikayesi hikayesi vardır. vardır. Bugüne kadar bu kanalda 12 farklı fotoğrafın hikayesini anlattım. Ve Ve ben ben iyi iyi fotoğrafların fotoğrafların o o iyi iyi hikayelerini bir hikayelerini bir yerlerden yerlerden okumayı, okumayı, öğrenmeyi, öğrenmeyi, dinlemeyi dinlemeyi ve ve daha daha sonra sonra insanlara insanlara aktarmayı aktarmayı gerçekten gerçekten çok çok seviyorum. seviyorum. Ve bu hikayeleri 1.709.207 kişi izledi. Bu Bu yüzden yüzden bundan bundan sonra bu sonra bu kanalda kanalda fotoğraf fotoğraf hikayeleri hikayeleri serisinde serisinde hikayesi hikayesi iyi iyi olan olan fotoğrafları fotoğrafları sizinle sizinle paylaşacağım. paylaşacağım. Onların Onların hikayesini hikayesini size size anlatacağım. anlatacağım. Bundan Bundan sonra sonra bu bu kanalda kanalda fotoğraf fotoğraf hikayesi hikayesi anlatmayacağım. anlatmayacağım. Bunun Bunun nedenini nedenini de de videonun videonun sonunda sonunda açıklıyorum. açıklıyorum. Ama Ama şimdi şimdi şu şu anda anda bu bu kanaldaki kanaldaki son son fotoğraf fotoğraf hikayeleri hikayeleri videosunu videosunu çekiyorum. çekiyorum. Ve Ve hikayesini hikayesini anlatacağım anlatacağım son son fotoğrafın fotoğrafın da da özel özel ve ve anlamlı anlamlı bir bir fotoğraf fotoğraf olmasını olmasını istedim. istedim. Ve Ve sanırım sanırım öyle öyle de de oldu. oldu. Çoğunluğunu İtalyanların oluşturduğu 154 kişinin hikayesi hiç bilmedikleri bir yerde, Isparta Karatepe'de son buldu. 19 Eylül 1976 tarihinde Türk tescilli bir yolcu uçağı İstanbul-Antalya seferi sırasında düşmüştü. Bu trajik kazada uçakta bulunan herkes, tam 154 kişi hayatını kaybetmişti. Bu, Türkiye toprakları üzerinde yaşanan en büyük uçak kazasıydı. Türkiye'deki sivil uçak kazaları ile ilgili araştırma yaparken bu kazaya ait bazı parçaların hala uçağın çarptığı yerde olduğunu öğrendim. Çok iyi hatırlıyorum. Bunu öğrendikten sonra Karatepe'ye gitmek için sabırsızlanmaya başlamıştım ve en nihayetinde yola çıktık. Türk Sivil Havacılık Tarihine Damgasını Vuran Uçak Kazaları isimli kitabımda okuyucunun çok ilgisini çeken bir bölüm var. 2012 yılının Eylül ayında babamla birlikte garip bir yolculuğa çıktık. Uçağın çarptığı yere gidip gerçekten uçağa dair bir parça olup olmadığını görmek istedik. Hiç bilmediğimiz bir şehirde, hiç bilmediğimiz bir arazide 36 sene önce yaşananların izini sürmeye başladık. Şu anda Sidre Türbesi'nin yaklaşık bir 30 metre kadar yukarısındayız. Tırmanışa başladık Karatepe'ye doğru. Gördüğünüz gibi bütün Isparta ayaklarımızın altında yüksek bir mevkideyiz. Bilenler bilir, Isparta'da Sidretepe diye bir yer var. Sidre Türbesi var, onun birazcık aşağısında da. Yürüyüşe bu Sidre Türbesi'nin oradan başladık. Yola çıktık, aşağı yukarı 1,5-2 saat kadar yürüdük arazide. Ve hala enkazı bulup bulamayacağımız şüpheliydi. Ama en sonunda bulduk. Bu yolculukta arazide yol almanın ne demek olduğunu çok iyi bilen babam Hüseyin Gök'ün bana eşlik etmesi en büyük avantajımdı. Tek başıma olsaydım başarmam imkansızdı ama babam verilen tarif doğrultusunda bizi enkaz alanına ulaştırmayı başardı. Enkaz alanı olduğunu tahmin ettiğimiz yere yaklaşmaya başladıkça her halinden bir uçağa ait olduğu belli olan bazı parçalar görmeye başladık. Sonra yürümeye devam ettikçe bu parçaların görülme sıklığı arttı. Ve bir noktadan sonra anladık ki artık enkaz alanındayız. Hayatımın en heyecan verici dakikalarını yaşıyordum. 36 sene önce tam o an durduğum yerde bir uçak kazası yaşanmıştı. Ve 36 sene sonra o yaşanmışlıktan geriye kalan nice parça hala oradaydı. O gün bir gazeteci refleksiyle yüzlerce fotoğraf çektim. Her anı, her saniyeyi, her detayı bir şekilde fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek istiyordum. Farklı odak genişlikleriyle, farklı açılardan farklı kadrajlar yakalamaya çalıştım. Sonra eve dönüp fotoğrafları incelerken çok garip bir şey fark ettim. O gün 700'den fazla fotoğraf çekmiştim. Sonra çektiğim fotoğrafları incelerken bir kare bana bir yerden çok tanıdık gelmişti. 36 sene önce Milliyet Gazetesi'nin 21 Eylül 1976 tarihli baskısında kullanılan bir fotoğraf 36 sene sonra benim kadrajımdaydı. Nasıl oldu bilmiyorum ama tam olarak aynı yerden, aynı odak genişliğiyle aynı kareyi yakalamıştım. 36 sene sonra aynı fotoğrafı çekmiştim. Benim için çok özel bir gündü ve tabii ki bu da benim için çok özel bir fotoğraf. Şimdi fotoğraf hikayeleri serisine neden son verdiğime geçmeden önce bir teşekkür borcum var. Yaklaşık 5 sene önce yaptığım bu geziye benimle birlikte katılan, beni yalnız bırakmayan babam Hüseyin Gök'e burada hepinizin huzurunda bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir laf vardır.
her son bir başlangıçtır diye. Evet, fotoğraf hikayeleri serisi bu kanalda son buldu ama bundan sonra kendi kanalına devam edecek. Evet, fotoğraf hikayeleri artık bundan sonra ayrı bir kanal ve linki de açıklama kısmında. Eğer ki şimdiden fotoğraf hikayeleri kanalına abone olursanız gerçekten beni çok çok mutlu edersiniz. İnşallah bir aksilik olmazsa cuma günden itibaren yeni videolar gelecek fotoğraf hikayelerine de ve bundan sonra fotoğraf hikayeleri kanalında da sizlerle buluşacağım. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim dostlarım. Bir sonraki videoda ve fotoğraf hikayeleri kanalında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.